Allah sana bir şey söylemek istediğinde onu birine söyletir. Hoş geldin. Buradasın çünkü bunları duymaya ihtiyacın var. Buradasın çünkü bunları duyman gerekiyor. Eğer gerekmediğini düşünüyorsan şu an çıkıp gidebilirsin. Bu videoyu izlemene gerek yok. Çünkü bugünkü podcast'te bütün aradığımız cevapları bulacağız. Bu podcast o podcast. Bütün aradığımız cevapları bulabilmek için ilk yaratılışa gideceğiz. İlk yaratılışa. Yani Adem'e. Biliyorsunuz ilk insan yaratıldı, doğmadı. Şimdi bir düşünün. Onun annesi babası yok. Sadece yaratıldı. Yani bir hiçlikten gözleri kapalıyken gözlerini açıp kendisiyle tanıştı. Etten kemikten elleri, etten kemikten vücudu. Belki de o anda güneş vuruyordu. O güneşin teninde vurduğundaki yanığını hissetti. İlk hisleri, bütün hisleri ilk defa tanıdı. Düşünün, koskoca sonsuz bir evrende milyarlarca galaksi var. Milyarlarca. Onun içerisinden Samanyolu adlı bir galaksinin içinde dünya gezegeni diye bir gezegende oksijen ve yaşamın olduğu bir gezegende doğuyor insan denilen bir varlık. Ve kendiyle tanışıyor. Şimdi kendinizi Adem'in yerine koyun. Ben dediğimde kızıyor insanlar ama Allah'ın oğlu aslında. Biz Allah'ın oğluyuz. Yani şimdi Allah'ın oğlu deme. İslam'da yanlış diyorlar fakat ama zaten bunu dememizdeki sebep bizim anne ve babamız. Yani Adem'in anne ve babası olmadığı için direkt onun oğlu olarak geçiyor. Yaratıldığı kulu diyelim, oğlu diyelim. Nasıl isimlendirmek istiyorsanız. Yani Adem aslında Allah'ın soyundan gelen bir varlık yani. Bütün hepimiz Allah'ın soyundan, Allah'ın enerjisiyle, Tanrı'nın enerjisiyle nasıl çağırmak istiyorsan. Allah diyebilirsin, Tanrı diyebilirsin ya da işte evren diyebilirsin. Ne demek istiyorsan Allah'ın enerjisiyle yaratılmış onun soyundan bir varlığız. İlk Adem'e gittiğimizde bak bütün cevaplar cevaplanıyor. Biz neyiz? Kimiz? Çünkü bazen illaki mesela dünyavi problemleri düşünmediğinizde aklınıza geliyordur. Biz neden buradayız? Neden yani? Neden hani yaratılışımızın sebebi ne? Yaratılışımızın sebebi çalışmak, para kazanmak, ailemize bakmak, ondan sonra ölmek değil ki. Sadece 80-100 yıl için yaratılmış varlıklar değiliz ki. Sonsuz varlıklarız. Sonsuzluk için yaratılmış varlığız. Adem'e dönelim. İlk defa yaratıldı, kendiyle tanıştı. Ellerine bakıyor, ayaklarına bakıyor. Sonrasında tabii yetişkin olarak yaratıldı. Yetişkin olarak geldi dünyaya. Çünkü bebek olarak gelemez. Doğrulan biri değil. Ya da işte biri tarafından doğrulmadı. O yüzden yetişkin olarak geldi. Şimdi geldiğinde ilk keşfi, dünyaya daha ilk adım attığımızdan beri yaptığımız tek şey keşif ve öğrenmek. Sadece öğreniyoruz. Yani mesela ayağını ilk adımını attığını düşünün. O çimenlerin ayağına değmesi, tenine değmesi. Onun keşfi. Kuşları ya da hayvanları, hayvanlar bizden önce yaratıldı bu arada. Hayvanlardan duyduğu şeyler ve hayvanlardan görüp kopyaladığı şeyler. Mesela denizde atıyorum bir kuğunun yüzdüğünü ya da bir gölde kuğunun yüzdüğünü görüyor ve gölde yüzebileceğine inanarak gölde yüzmeye başlıyor. Ya da denizde ya da okyanusta her neyse. Ya da mesela susadığında o susuzluk hissi ilk defa yaşadığı gidip nehirden su içebiliyor. Neden? Çünkü başka bir hayvanın bunu yaptığını görebiliyor ve başka bir hayvan bunu yaparken kendi de onu yapabileceğini hissediyor. Yani biz aslında hayvanları ve birbirimizi kopyalayarak yani hiçbir şey aslında bizim kendi düşüncemiz değil. Hep birinden gördüğümüzü harmanlayıp en iyi hale getiriyoruz. Neyse peki neden Adem yaratıldı? Neden biz yaratıldık? Neden Adem çoğaldı ve şu ana kadar bu kadar 80 milyon insan var? Neden? Neden? Hiç düşündünüz mü? Neden yani? Hani bunların hepsi bizim kafelerde girip çalışmamız için mi? Ya da işte bunların hepsi bizim kuryelik yapmamız için mi? Ya da 60-80 seneyi senede bir kere tatil geçirip ondan sonra çocuk yapıp sonra ölüp gitmek için mi? Bunların hiçbiri yaratılışımızın sebebinin hiçbiri dünyavi şeyler için değil. Biz, burayı çok iyi dinleyin. Biz dünyaya sahip olduğumuz enerjiyi kullanmayı öğrenmeye geldik. Sınırsız bir enerjimiz var. Allah'ın enerjisine sahibiz. Bak ne dedim? Adem Allah'ın soyundan. Biz Allah'ın soyundanız. Bütün Adem oğlu Allah'ın soyundan. Peki bizde ne var? Allah'ın enerjisi var. Tanrı'nın enerjisi var. Şimdi bakın bilimsel kanıtlamaya göre vücudumuzda biliyorsunuz katrilyonlarca atom var. Her bir atom tanesi 3.7 volt elektriğe sahip bir tanesi. Bunu araştırabilirsiniz. Ve vücudumuzun tamamında 37 katrilyon atom var. Yani 37 katrilyon elektronik bir güce sahibiz. Yani biz nükleer enerji bombasıyız. Yürüyen nükleer enerjiyiz biz. 37 katrilyon enerjiden bahsediyorum. 37 katrilyon elektrik enerjisinden bahsediyorum. Böyle bir yaratılışa sahibiz. Ama tabii kimse bunun farkında değil. Zaten farkında olan farkındalığı yaşar. Ve neden farkında değiliz? Toplumdan dolayı. Şu ana kadar hep toplum bize yorulmayı öğretti, sıkılmayı öğretti, üzülmeyi öğretti, strese girmeyi öğretti, duyguları öğretti. Aslında tek bir duygu vardı, aşk. Onlar bize duyguları öğrettiği için biz dünyevi problemlerin içerisine girdik. Yani mesela para kazanmak gibi, şey yapmak gibi. Yani asıl hedef para kazanmak değil. Asıl hedef hayallerine ulaşmak değil. Asıl hedef bir yere girip orada çalışmak ya da bir başarılı olmak, bir iş adamı olmak değil. Asıl hedef şu. Biz özgür iradeyi temsil ederek yaratıldık. Yani bu dünyevi şeylerin, başarının, paranın, hayallerimizdeki işlerin bunlara ulaşmamızın sebebi manifesting denilen bir çekim kanunu.
yani bir kuantum fiziğini uygulamaktır. Şimdi size daha önce çekim yasasından bahsettim. Çekim yasası herkesin anlaması için biraz daha basit bir level. Şu an tam anlamıyla size yaratmaktan bahsedeceğim. Yani kuantum fiziğinden bahsedeceğim ve bunu bilimsel olarak da anlatacağım size. Dünyevi şeylerin olmasının sebebi manifesting denilen kuralı yapmamız için var arkadaşlar. Mesela kendimden örnek vereceğim. Dünya starı olmak istiyorum. Dünya starı olmak için elimden geleni yapıyorum ve bir yandan da inanıyorum. Bir yandan da inanıyorum, istiyorum ve bunu hayatıma çekiyorum. Burayı çok iyi dinleyin. Nasıl Google sizin gün içerisinde konuştuklarınızı duyuyor ve o gün konuştuğunuz şeylere göre Instagram'da ya da Google'da karşınıza özel şeyler çıkartıyor. Ne konuşursanız Google'da o gün sizi duyuyor alıcısı ve karşınıza Instagram'da veya Google'da ya da YouTube'da ona konuştuğunuz şeyle bağlantılı videolar çıkartıyor karşınıza. Bu nasıl oluyor şimdi? Aynı şekilde de kuantum fiziği işliyor arkadaşlar. Bu bir sistem aslında. Ağzımızdan çıkan her şey duadır diyoruz ya. Ağzımızdan çıkan gerçekten her şey duadır. Çünkü ağzımızdan çıkan her şey evrende asılı kalır ve bize materyal olarak geri döner. Şimdi bu nasıl peki? Bizi duyan bir sistem var. Bir gün içerisinde sadece kırmızı arabadan bahsedin. O gün bir sürü kırmızı araba görürsünüz. Kırmızı Lamborghini'den bahsedin. O gün mutlaka kırmızı Lamborghini görürsünüz. Tabii duygunun yoğunluğuna göre değişir. Daha da yoğunlaşırsanız bu isteğinize o arabaya binebilirsiniz bile. Hey bro, you should, yeah, I should do. Neyse herkes için. Hey, right on YouTube. Lucifer Michelson. Sorry? Lucifer Michelson. Okay. Subscribe. Daha da yoğunlaşırsanız belki biri size hediye bile edebilir. Daha da yoğunlaşırsanız belki onunla ilgili farklı bir şey olur. Yani düşünceye yoğunlaşmamızla alakalı. Tam olarak şimdi herkes anladı değil mi neden burada olduğumuzu? Biz sahip olduğumuz enerjiyi kullanmaya geldik. Manifesting, yaratmak. Çekim yasası. Bunu insanlar farklı farklı şekillerde kullanabilirler ya da söyleyebilirler, dillendirebilirler. Biz bu enerjiyi, sahip olduğumuz enerjiyi kullanmayı öğrenmeye geldik. Adem ilk yaratıldığında istediği şey neydi? İlk istediği şey neydi? Öğrendiklerini ve keşfettiklerini biriyle paylaşmak. Biriyle paylaşmak istedi. O kadar kalpten istedi ki. Ne oldu? Başka bir dişi yaratıldı. Yani onun zıt kutubu yaratıldı. Bakın bütün evren dengede arkadaşlar. Bütün evrende her şey dengede. Yani güneş ve dünya birbirine bilmem kaç milisantim yakın. Eğer 0.0000 bilmem ne bir yakınlaşsa bile yanıp kavrulup ölüyoruz. Her şey muhteşem bir dengede. Hatta astrolojiye inananlar var mıdır bilmiyorum. Astrolojide mesela evrende bazı zaman çizgileri üst üste geldiğinde mesela tam her yıl o an Fransa'da savaş çıkıyormuş. Yani her şey aslında dengeli bir şekilde ilerliyor. Her şey denge içerisinde. O yüzden her bir şeyin de karşılığı var. Mesela iyi varsa kötü var. Güneş varsa yağmur var. Karanlık varsa aydınlık var. İyi varsa kötü var. Her şeyin zıttı var. O yüzden ilk başta Adem yaratıldığında onun da zıt kutubu olarak bir kadın yaratıldı. Orada geçmişe gidelim. İlk karşılaşmalarını düşünün. Birbirlerine bakıp şaşırıyorlar. Ne bunlar? Biz neyiz? Kimiz? Konuşmaya çalışıyorlar. Belki de konuşacak bir dil yok o anda. Hareketlerle anlaşıyorlar. Belki de kafaları çok açık. Beyinsel anlaşıyorlar. Teletapi yaparak anlaşıyorlar. Bilmiyoruz. Neyse. Hislerini paylaşıyorlar. İlk dokunmalarını düşünün. İlk yaklaşmalarını düşünün. İlk ereksiyonunu düşünün. Sonrasında da tabii ki şu anki gibi işte doğum kontrol hapları bilmem ne vesaire olmadığı için ilk ilişkiye girdiklerinde de ürüyorlar. Çocuklarından bir tanesinin ismi Habil, bir tanesinin ismi Kabil. Kabil Habil'i öldürüyor. Neden öldürüyor? Çünkü ortada bir kız sevdası var. Aralarındaki bir kızı paylaşamıyorlar, öldürüyor. Sonra Kabil, Habil'i öldürdükten sonra bir pişmanlık hissediyor. Dünyada ilk kez bir cinayet işleniyor. O da o anda bu bedeni ne yapacağım diye düşünürken kargalar yerdeyken bir karga diğer karganın ölüsünü toprağa gömüyor ve ondan gördüğü şeyi aynı şekilde kardeşine yapıyor, toprağa gömüyor. Şimdi bakın bak, olay burada bak. Biz insanlar her şeyi hayvanlardan ya da birbirimizden görüp harmanlayıp güzel bir hale getiriyoruz. Değil mi? Ya da mesela kurduğumuz hayaller bile tam olarak istediğimiz şeyler değil. Ya toplum bizi ikna etmeye çalıştı, mesela aileler. Aileler çocuklarını çok saçma yetiştiriyor. Lütfen aileler, size sesleniyorum. Çocuklar istediği mesleği yapsın. Bırakın mesleğini kendileri seçsinler. Bir çocuğu zorla doktor yapamazsınız. Bir çocuğu zorla avukat yapamazsınız. Çocuk ne istiyorsa onu yapmalı. Çünkü çocuk hayatı boyunca mutlu olmayacak. Sizin yönlendirmenizle giderse belki de sizin gibi bir gelecek yaşayacaklar. Belki siz başardınız ama başaramayanlar da var. Mesela başaramayanlar da sen yine doktor olacaksın diyor mesela zorla. Şu an doktor dediğim sadece bir örnek ama sen zorla doktor olacaksın diyor. E ne olsun şimdi, doktor olmaya çalışsın, okuyamasın, sonra bıraksın sürünsün, sizin gibi kavga mı etsin birbiriyle? Yapmayın lütfen. Çocuklarınız kalbinden gelen mesleği istediği şekilde
yapsın. Zaten bizim istediğimiz her meslek, yapmaya çalıştığımız her şey diğer insanlardan görüp bu bana da yakışır dediğimiz meslekler. O yüzden bırakın istediği meslekleri seçsinler. Yani hayatının büyük bir bölümünde istemediği mesleği yapmasın ya da istemediği meslekte başarılı olmaya çalışarak zamanını geçirmesin. Neyse, dediğim gibi gördüğümüz her şey ya da kafamıza gelen her düşünce aslında bizim düşüneceğimiz değil. Olan şeyler aklımıza geliyor. Mesela gelen bir düşünce senin düşüncen değildir. O düşünce zaten vardır, o düşünce sana gelmiştir. Onu dönüştürüp atmak sana kalmış. Mesela negatif düşünceler illaki gelecek. Negatif düşünebilirsiniz. Negatif düşünmek çok normal çünkü düşünceleri durduramazsınız. Düşünceler gelir, sürekli gelir. Pozitif de gelebilir, negatif de gelebilir. Yapabileceğiniz tek şey negatif gelen negatif düşünceyi pozitife dönüştürüp bırakmak. Yapabileceğiniz tek şey bu. Ama gelen düşünceleri de harmanlayıp daha iyi bir hale getirebilirsiniz. Şimdi tekrar Adem'e dönüyorum. Bütün cevaplar orada demiştim. İlk başta mesela kuğuları gölün üzerinde yüzerken gördük. Sonra dedik ki biz aslında gemi de inşa edebiliriz ya da kayık da inşa edebiliriz. Önce kayık inşa ettik, sonra gemi inşa ettik, sonra su altı şeyleri inşa ettik. Su altında giden bir hayvan gördüğümüzde. Sonra martıları gördük ve martılar gökyüzünde uçtuğu için dedik ki belki de biz de uçabiliriz ve bunun için bir icatlar yapmaya çalıştık. Şimdi Adem'den bu yana bakın su altı gemileri, gemiler, roketler, uçaklar, arabalar. Geçen gün şey gördüm, Dubai'de uçan motor çıkmış. Uçan motor. Yani ne düşünürsek onu biz harekete geçirmesek de başkası harekete geçiriyor ve gerçek oluyor. O yüzden şu sözü unutmayın. Everything you can imagine is real. Hayal edebildiğin her şey gerçek olur. Eğer bir şeyi hayal edebiliyorsan, kafanda onu hayal edebiliyorsan, emin ol ki o gerçek olacaktır. Eğer sen gerçek olması için harekete geçmezsen, başkası onu yapacaktır. Çünkü sen o düşünceyi artık harmanladın, sana gelen düşünceyi harmanladın, daha iyi bir hale getirdin. O düşünce başkasına gidecek, onu biri gerçekleştirecek. O yüzden hep motivasyon verirken diyorum ya, sana gelen düşünceyi hemen harekete geçir. Her hemen geçirmezsen, eğer pazartesi yapacağım ya da işte sonra yapacağım, sonraya kalsın dersen, başkası sen düşünmeden ya da sen düşündükten sonra zaten hemen şu an şimdi yapmaya başladı, hayata geçirdi ve ondan para kazanıyor. O yüzden aklına bir şey geldiği an, yapmak istediğin an, bir şeyi gerçekleştirmek istediğin an, bir hayalin varsa o hayalin hemen şu an çalış ya da çaba ver ya da başla. Sonra deme. O sonrayı dersen o çoktan başkaları alır, yapmaya başlar. Sen de izlersin. Sadece izlersin. Başka yapabileceğin hiçbir şey kalmaz. Çünkü başkası senin yerine o fikri harekete geçirir. O yüzden bir düşünce geldiği zaman işle alakalı olsun ya da herhangi bir şeyle alakalı olsun onu hemen harekete geçirmeye çalışın. Ya da geçiremezseniz bile o fikri yapabilecek biriyle paylaşın fakat kontrat karşılığında ya da işte para karşılığında satın o fikri. Çünkü o fikir siz düşündüğünüz için kuantum fiziğiyle başka birine gidecek ve o onu harmanlayıp daha güzel bir hale getirecek. Bakın şimdi detaylı konuşuyorum. Şu an şey gibi düşünün. Herhangi bir motivasyon konuşması gibi düşünmeyin. Şu an Tanrı levelinden anlatıyormuşum gibi düşünün. Ya bugünkü şey God level olacak yani. Bugünkü podcast tamamen God level'dan konuşuyoruz. Bu dünyevi şeyleri neden peki istiyoruz ya? Neden böyle dünyevi şeyler var? Neden para kazanmamız gerekiyor? Neden ünlü olmamız gerekiyor? Neden ya da başarılı olmamız gerekiyor? Neden çok iyi bir iş adamı olmamız gerekiyor? Neden bunları yapmamız gerekiyor? Çünkü bizim yaratılma amacımızın içinde özgür irade var. Neden insan bütün varlıklardan daha üstün? Hiç düşündünüz mü? Neden insan bütün varlıklardan daha üstün? İnsan Allah'ın soyundan geldiği için evrendeki her şeyden daha güçlü. Güneşten, aydan, evrendeki her şeyden daha güçlü. Bak unutmayın arkadaşlar. Allah şöyle demiş. Ben her şeyi senin için, seni de kendim için yarattım. Ademoğlu. Şimdi ben öyle bir taşak deyince kızıyor insanlar da. Şimdi bir baksanıza. Evren sonsuz. Sonsuz büyüklükte. Şu an keşfetmeye çalışıyorlar. Büyük patlamadan öncesine gidemiyorlar. Atom altını inceliyorlar. Kuantumu yükleniyorlar. Bulmaya çalışıyorlar. Gittikçe sonsuzlaştıkça sonsuz. Düşünün biz o kadar sonsuzluğun içinde Savanyolu adlı bir gezegenin içinde galaksi. O kadar sonsuzluğun içinde milyarlarca galaksiler var. Milyarlarca daha hala bulunamamış. Sadece bazıları gözetlenebiliyor. Kimse de gidememiş daha. Dünya adlı bir gezegenin içindeyiz. O kadar sonsuz kainatın efendisi. Kainatın efendisinden bahsediyorum. Tabii ki öyle bir taşak. Dün bir tane arabaya bindim. Arabadaki şoför arkadaşımız hayranım çıktı. Dedi ki abi dedi seni ilk dedi bir videonla tanıdım dedi. Bir ayetten bahsediyor. Dedi. Biz her insanın kaderini kendi çabasına göre kıldık. İsra 13. Ondan bahsediyordun. Çok etkilenmiştim dedi. Ben dedim ki işte o ayet öyle bir ayet dedim. Düşünsene dedim. Söyleyen kişi kainatın efendisi. Bu sonsuzluğun sahibi. Bak çözemediğimiz sonsuzluğun bir de paralel evrenler de varmış. Yani her bir seçimin farklı paralel evren de oluşturabiliyormuş. Yani düşünün sonsuzluğu artık böyle ötesi yok. O yüzden diyorum öyle bir taşak diye yani. Öyle bir taşak çünkü. Şimdi düşünün böyle bir kainatın efendisi, yaratıcısı, başlatıcısı, sistemi başlatan kişi. Nasıl yaratmış bizi? Ol demiş. Bizi ve her şeyi. Ol demiş. Ol fiilini kullanabilmemiz için bizim özgür irademiz
olması gerekiyor. Yani babamız gibi. Ol diyebilmek için bir şeye bir robotu tasarlarsan robot ol diyemez. Programlandığı şekilde verir sana bilgiyi. Ya da mesela meleklerden bahsediyorlar kutsal kitaplarda. Melekler de Allah'ın emirlerini, görevlerini yerine getiren varlıklar. Ama insan neden en üstünü? Çünkü ol diyebiliyor. Çünkü Allah'ın soyundan gelmiş. Aynı soydan. Ne diyor İslam dininde mesela? Ben özgür iradesi olan bir varlık yaratacağım. Melekler ne diyor sonra? Yapma. Seni dinlemezler. İnkar ederler. O da diyor ki siz benim bildiklerimi bilemezsiniz. Bir kutsal kitabımızda böyle söylenmiş. Tabii 3 tane daha var. Bu da bizim bildiğimiz. Çünkü dünya milyarlarca yıldır var. 12.800 yani buz çağında o bütün dünyanın neredeyse yok olmasından öncesini bilmiyoruz. Ondan önceki kavimleri yaşayan insanları tam olarak bilmiyoruz. Bizden sorumlu 4 kitap var. Bizim de sorumlu tek kitabımız var. Ya da inanmayanlar için de evreni araştıranlar var. Ya da işte kuantum fiziğini araştıranlar var. Atom altına girenler var vesaire. Bunları yapanlar var. Buradan anlayabilirsiniz yaratılış sebebimizi. Yaratılış sebebimiz ol diyebilmek. O yüzden dünyevi şeyler var. Anlayın artık. O yüzden dünyevi şeyler var. O yüzden hayal kurabiliyoruz. O yüzden bunu olmak istiyorum. Parayı kazanmak istiyorum. Şunu yapmak istiyorum. İş adamı olmak istiyorum. Lamborghini'ye sahip olmak istiyorum. Jeep almak istiyorum. Kız arkadaşım olsun istiyorum. O yüzden sürekli istiyoruz. Bakın sadece istemek peşindeyiz. Başka hiçbir şey yok. Sadece istiyoruz. Neden? Çünkü özgür iradeye sahip olan varlıklarız. Peki özgür iradenin yaratılmasının sebebi neydi? Şimdi tekrar geriye dönüyorum. Onun soyundan olmamız. Yani biz tamamlanana kadar, bu sahip olduğumuz enerjiyi kullanana kadar buradayız. Şimdi bazen insanlar zannediyor ki öldüm bitti. Bak bana mesajlar geliyor diyor. Diyorlar ki abi şu kadar borcum var, bu kadar borcum var, intihar edeceğim. Zannediyor ki intihar etti ya da öldü ya da işte bazı yaşlı insanlar diyor ki öldükten sonra kurtuluruz. Siz zannediyor musunuz ölümle bitecek bu olay? Zannediyor musunuz öldükten sonra bitti olay? Yok öyle bir şey ama. Yok öyle bir şey. Daha yeni başlıyorsunuz ondan sonra. Birçok teori var. Dünyada her teorinin farklı bir versiyonu var. Yani tam karşıtı zıttı var. Bazı teorilerde biz öldüğümüz an başka bir bedende farklı şekilde doğuyoruz. Ya da biz öldüğümüz an direkt farklı bir boyuta geçiyoruz. Bir sürü teori var. Herhangi biri doğru olabilir. Benim en çok sevdiğim teorilerden bir tanesi de The Egg. The Egg diye bir film var. Yumurta. YouTube'a yazdığınızda çıkıyor. Oradan araştırabilirsiniz. Mesela o teoride de her şey senin içinde. Sen de bir gün benim gibi olacaksın tamamlandığında. Mesela ben o teoriyi çok seviyorum. Farklı teoriler de var. Çünkü her teorinin tersi var. O tersi olduğu için birbirini kapatıyor. Tek bir teorinin tersi yok. Sistemi başlatan kişinin olması. Yani Tanrı diyebilirsin, Allah diyebilirsin, ne dersen. Sadece o teorinin tersini çıkartamıyorlar. Ateistler, deistler, kim her neyse. Bir tek o teorinin tersini yapamıyorlar. Çünkü en başa gidiyorlar. Büyük patlamayı başlatan biri de var. Ol diyen biri de var. Neyse konudan çok sapmayalım. Demek istediğim yaratılma sebeplerimizden bir tanesi özgür irade arkadaşlar. Özgür iradeyi nasıl kullanabileceğimiz. Özgür irademizin olmasının sebebi de manifesting dediğimiz duyguyu, manifesting dediğimiz olayı öğrenebilmek. Manifesting ne demek tam olarak açıklıyorum. Bir şeyi isterseniz onun olmama ihtimali yok. Doğru bir şekilde isterseniz onun olmama ihtimali yok. Bakın şu ana kadar sahip olduğum her şey küçüklüğümden beri istediğim, hayalini kurduğum şeylerdi. Küçüklüğümden beri kanepeye çıkıp elimde kumandayla sanki yüz binlerce, milyonlarca kişi varmış gibi şarkı söylüyorum ve bunu yaptım. Küçüklüğümden beri böyle ocakta DJ'lik yapıp, bilmem nerede DJ'lik yapıp, sanki çalıyormuşum gibi hareketler yapıyorum. Şu an DJ'im. Kanepeden oradan buradan atlayıp ben uçacağım diyordum. Birçok kez skydiving yaptım. Biri bana bir şey sorduğunda sen ne iş yapıyorsun dediğinde ben de diyorum ki olmak istediğim her şeyim. O da diyor ki nasıl ya? Nasıl olmak istediğin her şey olabilirsin? Çünkü inandığın şeye dönüşürsün. Ne olmak istersen olsun. You become in what you believe. İnandığın şeye dönüşürsün. DJ olmak istiyorum. Türkiye'nin en taşaklı yerlerinde çalıyorum.
Şarkıcı olmak istiyorum. Yarışma programına girip derece yapıyorum. Bu hafta eleme var. 4 kişi kalacak. O yüzden ne olacağını bilmiyorum. Allah sonumuza eylesin. Milyoner olmak istedim. Milyonerim ve daha da çok kazanmaya devam ediyorum. Villa'da yaşamak istedim. Villa'ya sahip oldum. Penthouse istedim. Penthouse'a sahip oldum. Lamborghini dedim. Lamborghini'm oldu. Dünyayı gezmek istiyorum dedim. Dünyayı gezmek istedim. Yani doğru bir şekilde istedikten sonra sahip olamayacağınız hiçbir şey yok. Çünkü o enerjiye zaten sahipsiniz. Fakat manifesting dediğimiz olay biraz daha farklı. Şimdi çocuklar mesela mutfak oyunları oynarlar ya da farklı oyunlar oynarlar ya. Onlar oyunu oynarken sanki yaşıyormuş gibi hissederlermiş. Onların hormonları öyle çalışırmış. Sanki onun gerçekten yaşıyormuş gibi yani. Oyun oynuyormuş gibi değil de yaşıyormuş gibi hissederler. Manifesting dediğimiz duyguda da böyle olması gerekiyor. Biz bir şeye zaten sahipmişiz gibi hissetmemiz gerekiyor. Yani mesela milyoner olmak istiyorsun. Sen zaten milyonermişsin gibi davranacaksın. Zaten milyonların varmış gibi hissedeceksin. Zaten milyonların varmış gibi yaşayacaksın. Ya da bir araba almak istiyorsun. O arabayı almaya değil de arabayı aldıktan sonra nasıl hissedersin? Ona odaklanman gerekiyor. Ya da herhangi bir isteğinde aynı şekilde bunları yapman gerekiyor. Manifesting dediğimiz şey, sahip olmak istediğin şeye zaten sahipmişsin gibi hissedip onu hayatına, ayağının altına çekmek. Gerçekten çok basit. Tabii ki çaba vermen lazım. Bunun üst levelleri de var. Çaba vermeden gerçekten %100 inanarak yapanlar da var. Tabii o farklı bir level. O senin tamamen inancınla alakalı. Fakat inancımız maalesef kısıtlanıyor. Nasıl kısıtlanıyor? Toplumla kısıtlanıyor. Toplum bize çıkıyor diyor ki sen yapamazsın. Senden bir bok olmaz. Senden bir s**kim olmaz. Sen bunu yapamazsın bırakayım. Sen deneme. Bak ben YouTube'u yaparken bana dediler ki sadece arkadaşların izler oğlum. Sadece çevren izler. Ben de dedim ki olmazsa oldururum. Bak şu an sokakta yürüyemiyoruz. Kampoz verme ben onu çok diye çıkardım. Abi ben de çekilir. Gel kardeşim. Tabii ki kardeşim. O Lucifer abi kral bir müsaitsem fotoğraf gelir miyim? Şu an sadece Türkiye bak dünya starlığını hedefliyorum görürsünüz. Bazen böyle taşlanan yorumlar geliyor. Alamazsın. Onları böyle izleteceğim. Böyle izleteceğim onları. Çok çok hoşuma gidecek. Orada da bahsedeceğim zaten. Neyse zaten o oldu. İstediğin şey zaten oldu. Sen dünya saatine göre zamanını bekliyorsun. O zamana doğru gidiyorsun. Zamanı daha tutturamıyoruz. Zamanını da tutturabileceğin bir inanca sahip olabilirsin bu arada. Mesela pat istediğin bir şey oldu. Bazen öyle şeyler gerçekleşiyor ki. Mesela diyoruz ki şu saatte hesabım hoş. Şuradan para gelecek diyoruz. O saatte, o gün hesabıma para geliyor. Belki böyle bir saat falan oynuyoruz tam inanç onda yükselemedi ama tam o saatte o şekilde geliyor. Ya da biri aklıma geliyor, o kişiye yoğunlaşıyorum ve o kişi beni arıyor. Ya da istediğim bir şey oldu. Mesela konserdeyiz. Bak bu çok basit bir örnek ama zaten manifesting dediğimiz duyguyu, yani manifesting dediğimiz olayı böyle öğreneceğiz. Yani yaratmayı böyle öğreneceğiz. Konserdeyiz. Black Cafe konserindeyiz. Çok susadım. Su almak için de sıraya girmen gerekiyor. Ondan sonra karta bir şey yüklemen gerekiyor. Telefonuna uygulamayı indirmen gerekiyor vesaire vesaire. Ben dedim ki bak şimdi dedim su çekeceğim hayatıma dedim. Biraz komik bu olay ama gerçekten. Sonra bir tane fanım geldi orada çalışanların arasından. Dedi ki abi seni çok seviyorum dedi. Ne istersen getirebilirim dedi. Viski, su ne istersen dedi. Ben dedim ben alkol içmiyorum sadece su gelsin dedim. Etrafımdaki herkes şok oldu ve su geldi. Sonra ikinci kez bak yemin ederim sana bak ikinci kez tekrar susadım. Şöyle yaptım baktım aşağıda açılmamış bir su var. Yani yerden su almış gibi oldum ama açılmamış yani kapağı açılmamış. İkinci suyu da işte. Bunu gören arkadaşlarım şokta tabii. Sonra herkes susadı. Dedim gitmeyin almaya ben halledeceğim dedi. Bak yemin ederim. Başka bir hayranım çalışanların arasından dedi ki bugün benim misafirimsiniz. Ne isterseniz dedi. Ben dedim sadece su dedim. Ve sular geldi. Yani arkadaşlar bu su örneği basit bir örnek ama istediğiniz her şey gerçekleşebilir. Sadece doğru bir şekilde istemeniz gerekiyor. Bazen diyoruz ki bir kağıda ihtiyacımız var mesela. Diyoruz ki bu halının altında kesin kağıt vardır diyoruz. Açıyoruz halının altında kağıt var. Hiçbir yerde taksi yok. Tam dışarı çıkacağız. Michael'layız. Diyoruz ki taksi bizim kapının önünde bekliyordu. Gidiyoruz garip bir şekilde tam o anda biri iniyor. Biz de o gelen taksiye biniyoruz mesela. Ya bunlar basit şeyler. Dediğim gibi hani basit örnekler başımıza gelebilen şeyler ama bunlar önemli. Bunları istediğinizde olması önemli. Yani istediğiniz oldu. Bu geliştirmemiz gereken bu. Bunu nasıl geliştireceğiz? Temiz bir kalple, doğru isteyerek. Şimdi ego bizi bu duygudan uzaklaştıracak en büyük düşman arkadaşlar. Ego. Ego'nun da 3 çeşidi var şimdi. Ego var, it var. It senin olduğun seviyede bir egodur yani. Sen kendini bilirsin. Daha fazla abartmazsın. Bir de üst benlik var. Üst benlik artık hani ben yaptım. Ben sahibim. Benim sayemde. Benim sayemde oldu. Üst benlik zaten çok duyduğunuz bir şey yani toplumda. Ego ile istediğimiz her şey olmaz. Bizim aşkla istememiz lazım. Şimdi bir bakın. Aşkla yapılan videolara bakın. Seyahat videoları ya da işte aşkla yapılan müzikler. İşini aşkla yapılan DJ'ler. Nasıl mesela en son Black Cafe'nin konserine gittik demiştim. Adam işini öyle bir aşkla yapıyor ki milyonlar orada dizilmiş.
Onun için bak bütün influencerlar gelmiş. Bir tane daha YouTuber arkadaşımı gördüm orada. Kız dedi ki, aa dedi hep bu konserde karşılaşıyoruz dedi. Ben de dedim ki, adamdaki öyle bir taşak işte bizi bir araya götürüyor dedim. İşini aşkla yapınca ulaşamayacağın hiçbir şey yok. Bir şeyi aşkla isteyince ulaşamayacağın hiçbir şey yok. O yüzden diyorum size, diğer duygular önemi yok. Stres bir zorunluluk değil, bir seçenek. Üzüntü bir zorunluluk değil, seçenek. Üzülmeyi seçersin, üzülmezsin bak, üzülmeyi seçersin. Bir düşünün, şu ana kadarki üzülmelerinizi, stresinizi, kaygılarınızı, bunların hepsi bir seçenek. İstersen başka düşüneceğin başka şeyler de var, istersen mutlu olacağın başka şeyler de var. Bir şeye yoğunlaştığın zaman o duygunun içine saplanırsın. Diyelim ki önünüzde bir bardak var, bardağın içinde de tertemiz bir su var değil mi? O suyun içine boklar at. Şimdi o bokları temizlemeye kalkarsınız, normalde çamur diyecektim de bok diyeyim daha iyi anlayın. O bokları temizlemeye kalkarsınız, temizlemekle uğraşırsanız bütün zamanınız o boklarla geçer. Yani bokların içinde geçer bütün zamanınız. Onları temizlemekle uğraşırsanız. Üstüne yeni bir su eklerseniz o bardak zaten berraklaşır. Belki eskisi kadar berrak olmaz ama yine de berraklaşır. Yani demek istediğim şey, üzüntüleriniz, stresleriniz, her şeyiniz bir seçenek. İsterseniz mutlu olmak da var. Yani bir arkadaşımı aradığımda eğer bana diyorsa ki ben bugün modumda değilim, ben bugün çok mutsuzum, üzülüyorum. Ben inanmıyorum. Yalan çünkü. Yalan. Yorgunluk, üzüntü, stres hepsi yalan. Ailenizden biri bile ölse o verdi o alır. Değiştiremezsin. Üzül, kahrol. Ne oldu? Geri gelecek mi? O yüzden bu bir seçenek arkadaşlar. Her şey bir seçenek. Aşk dışındaki duygulara yoğunlaşmaktansa daha fazla aşkla şey yapın. Daha fazla aşkla eylemler yapın ya da istediğiniz şeyleri yapın. O bardak tekrardan temiz de olsun. O yüzden diğer duyguları unutun. Stres, üzüntü. Şimdi insanlar yoruldum diyor. İnsanlar yorulduğunu söylediğinde yalan söyler. Yorulmak yalandır. Sen enerjinin kendisisin. Sen enerjinin tamamısın. Senin yorulma gibi bir imkanın yok. İnsanlar kendine kuruyor. Ben bugün işten çıkacağım, eve geldim, yoruldum. Birbirinden de duyuyor. Tekrar söylüyorum. Toplum bizi yönlendiriyor. Ben bugün çok yoruldum. Ay çok yorucu. Bunu yapma çok yorucu. Buradan atlama. Mesela bak aileler çocukları yetiştiriyor ya. Çocuğa dikkat et düşersin ya da dikkat et düşme. Balkona çıktığında dikkat et düşme demen bile ona düşmeyi hayal ettirir. Çok yanlış. Çocuk ya da herhangi biri yetişkin kalbinden geldiği gibi davranmalı. Ne istiyorsa onu yapmalı. Zaten yanlış bir şey yaparsa canı yanar ve onu yapmaz. Ya da zaten onlar salak değil ki balkondan atlasın. Salak değiller zaten. Onun yüksek olduğunu görüyorlar, hissediyorlar. Bizim bu bütün travmalarımız aslında bebeklikten geliyor arkadaşlar. Bebekken daha yeni doğduk. Mesela babamız şöyle yaptı. Ondan korktuğumuz anlar ya da işte anneniz terliği kaldırdı, onun öfkesi, her şeyi gördüğünüz şeyler, etraftaki insanlar birbiriyle kavga etti, dedikodu yaptı, bunlardan kalan travmalarla oluşuyoruz ve büyüyoruz. Hiçbirimiz kendi kişiliğimiz değil. Şu an etrafınızda gördüğünüz herkes toplumun yarattığı bir kişilik. Peki sen kimsin? Hiç düşündün mü sen kimsin? Toplum sana bunların hiçbirini öğretmemiş olsaydı senin içindeki sen kim olurdu? Nasıl davranırdı? Bakın şimdi çocuklara. Çocuklar dışarıdalar. Kimin ne dediği siklerinde değil. Oradan oraya atlarlar, bağırırlar, çağırırlar. Kalplerinden ne gelirse onu yaparlar. Ve kim ne dediği, onun için kim ne söylediği umurlarında olmaz. Ve çok da mutludurlar. Bak nereye koyarsan koy çocuğu. Çocuk orada inanılmaz mutludur. Ne yapacağını çok iyi bilir. Sıkılırsa uyur bu arada. Hiç de yorulmaz bak. Hiç de yorulmaz. Sadece acıkır. Biyolojik olarak acıkır. Hiç de yorulmaz. O yüzden çocuklar gibi olmalı. Toplumun ne dediğini lütfen bir kere de olsa, bir kere de olsa beni dinleyin ya da dinlemeyin umurumda değil. Sadece bir deneyin. Bir kere de olsa bırakın. Toplum ne düşünecek acaba? Ben bunu yapsam toplum ne düşünecek? Ben bunu giysem toplum ne diyecek? Ya sen o giydiğin şeyde iyi hissediyorsan sana ne toplumdan ya? Toplum ne sikim diyorsa desin. Toplum ne yarrağım diyorsa desin. Ne yarrağım diyorsa desin. Onlar daha kendini sevmiyor ki. Kötü bir yorum geliyor çok üzülüyorsunuz. Ya işte biri sizi eleştiriyor çok üzülüyorsun. Lan o eleştiren kişiler ya da size kötü yorum atan kişiler daha kendilerini sevmeyi beceremiyorlar ki. Daha kendilerini sevmeyi bilmeyen insanlardan duyduğun şey nasıl önemsersin ki? Nasıl? Ne gerek var? Kimin ne dediğini ve ne düşündüğünü umursamayacak bir hale geldiğinde çok tehlikeli bir özgürlük seviyesine ulaşacaksın. O yüzden kimin ne dediğini ve ne düşündüğünü umursamayın arkadaşlar. İnsanlar sizi hep eleştirecek. Toplum size hep karışacak. Aileniz size hep karışacak. Akrabalarınız size hep karışacak. Siz kalbinizden geleni yapın. Çünkü ne isterseniz ona sahip olabilirsin. Bu arada isteklerinize sahip olamamanızın sebebi de toplum. Mesela toplum diyor ki onu yapamazsın sen diyor. Sen o kadar para kazanamazsın. Onlar yapmış. Ya da mesela şey derler. O helal mal yemiyor derler. Ya da o cigolo derler. O baba parası yiyor derler. Bu arada dünyadaki en acınası insanlar baba parası yiyeni. Düşünsene baba parası yiyorsun. Babanda sınırsız para var. Etrafında Ferrari'ler, Lamborghini'ler, karılar, tonla para, her şey var. Sen hayattan nasıl az alacaksın? Hayatın neyinden az alacaksın? Ne sana az verecek? Nerede çalışıp kazanmak? Nerede çalışıp kazanıp kazanmak?
kazandığında o aldığın haz nerede? Çok acınası yani. Bence dünyadaki en acınası insanlar baba parası yiyenler. O yüzden sen daha şanslısın. Sen sıfırdan geleceğin için daha şanslısın. Daha iyi yerlere gidebilirsin. Daha fazla haz alabilirsin başardığında. O yüzden baba parası olan insanlara bakıp şey deme. Onlar daha şanslılar deme. Sen daha şanslısın. Çünkü o senin alacağın hazı alamaz. O yüzden ben şanssızım deme. Ben şanssızım, benden bir sikim olmaz, ben yapamam. Bunların hepsi bahane. Bunların hepsi senin ezikliğinin, tembelliğinin dışarıya atış hali. Dışarıya sen ezikliğini böyle atıyorsun. Ya da birine kötü bir eleştiri yaptığında kendi içinde hissettiğin pisliği, kendi içinde hissettiğin başarısızlığı, yapamayacağını görüp bir an bile olsa karşındaki kişiden bir saniye bile olsa daha iyi hissetmek için kötü bir eleştiri yapıyorsun. Ya da kötü yorum yapıyorsun. Bunun artık farkındayız. O yüzden arkadaşlar kimin ne dediğini umursamayın. Siz manifesting dediğimiz olayı tamamen kavramaya geldiniz. Bunu kavrayın ve istediğiniz her şeye sahip olun. En başa gittik arkadaşlar ve size her şeyi anlattım. Sebebimizi anlattım. Neden burada olduğumuzu anlattım. Ve neden burada olduğumuzun içinde manifesting dediğimiz tekniği öğrenmemiz gerektiği için, bir gün full potansiyelimize ulaşacağımızı öğrenmemiz için, bir gün full potansiyelimize ulaşacağımız için siz her şeye zaten sahipsiniz. İstediğiniz her şeye zaten sahipsiniz. Sizde tüm potansiyel zaten var. Sadece onu yakmanız gerekiyor. Sadece ona istediğiniz şeye ol demeniz gerekiyor. Yani sahip olduğunuz gücü kullanın arkadaşlar. Sahip olduğunuz potansiyelinizi açın. Toplumu dinlerseniz, akrabalarınızı dinlerseniz, ailelerinizi dinlerseniz onların yarattığı kişilik olursunuz. Ama siz kalbinizin sesi dediğimiz olay var ya, içinizden gelen sesi dinlerseniz siz olursunuz. Sevdiğiniz işi yaparsınız ve büyürsünüz. Sevmediğiniz işlerde büyüyemezsiniz. Sadece o işi bitireyim ve hemen gideyim kafasına girersiniz. Bütün hayatınız öyle geçer. Yani işe gittiniz, bu ne zaman bitecek, eve ne zaman gideceğim. Tek olay böyle olur. O yüzden içinizdeki sesi dinleyin. Başka kimseyi dinlemeyin. Bir şey giymek istediğinizde. Mesela böyle dantelleri giyiyorum, bilmem neleri giyiyorum. Hiç kimsenin ne dediği umurumda değil. Kimde değil. Çünkü ben böyle iyi hissediyorum değil mi? Aynaya baktığımda kendimi iyi hissediyorum. Önce kendinize aşık olmanız lazım. Aşık olacağınız ilk kişi sizsiniz. Evrende sadece bir kişi var. Mesela bazen gecenin köründe benzin istasyonuna gidiyoruz. Orada o kadar arsız davranıyor. Sadece benzin istasyonu dediğim bir örnek bu arada. Mesela bazen benzin istasyonuna gidiyoruz. Bazen dışarıdayız, bazen kafedeyiz, bazen Starbucks'tayız. X bir yerdeyiz. O kadar rahat davranıyorum ki. O kadar rahat hareket ediyorum ki. Etrafımdaki insanlar, arkadaşlarım bana diyor ki sana baktılar, senin hakkında şöyle dediler. Bak görmemişim bile onları. Neden? Çünkü evrende sadece sen varsın. Evrende sadece bir kişi var. Unutmayın bak. İlk yaratılan kişiden olduk hepimiz. Hala onun ruhu var sadece. Yani senin ruhun. Tekrar söylüyorum. Ey Ademoğlu, ben her şeyi senin için, seni de kendim için yaptım. Bak sen diyor. Tek kişi var. Başka biri yok. O yüzden o diğer insanları görmeyin bile. Sadece tek siz varmışsınız gibi davran. Tek siz varmışsınız gibi giyinin. Herkes bakmadığında sen kimsin? Aynen o ol. Herkes baktığında da o ol. Herkes bakmadığında ne yapıyorsan herkes baktığında da onu yap. Çünkü herkesin baktığını düşündükçe kasılırsın. Bazen arkadaşları abi ben niye yürüyemiyorum? Abi ben niye kasılıyorum? Abi ben niye herkes bana bakacakmış gibi hissediyorum ve kötü hissediyorum? Çünkü insanları çok umursuyorsun. Sen bir yere girdiğinde kimse yokmuş gibi yürüsene. Kimse yokmuş gibi giyinsene. Kimse yokmuş gibi davransana. Ne işin var senin insanların sana bakıp ne dediğinden? Sen zaten kendin gibi davrandığında insanların idolü haline geliyorsun. İnsanlar sana imreniyor. İnsanlar diyor ki ne kadar rahat ya. Şu rahatlığa bak diyor. O rahatlık onları rahatsız ediyor. Kem gözleri rahatsız ediyor. Aşkla bakan rahatsız olmaz. Kem gözle bakan insan rahatsız olur. Aşkla bakan insan rahatsız olmaz. Aşkla bakan insan der ki helal olsun yapmış. Gurur duyuyorum der. Maşallah der. Aferin der. Ya da bravo der. Kem gözle bakan insan rahatsız olur. O yüzden o kem gözle bakanları çatlatın. O kadar başarılı olun ki onlar çatlasın. Onlara takmayın. Onların ne düşündüğüne bakmayın. Nasıl eleştirdiklerine bakmayın. Sizin için ne dediklerine bakmayın. Siz kalbinizden geldiği gibi davranın. O yüzden özgür iradeni kullan. Ne istersen gerçek olacak. Söz veriyorum sana. Eğer bir şeyden bahsediyorsam, eğer bir şeyi istiyorsam ve ona sahip değilsem sana garanti veriyorum. Çok kısa bir süre içerisinde. Bak şu an istediğim her şeye sahibim. Ve eğer istediğim yeni bir şey varsa ve ona şu an sahip değilsem onun için her şeyi yaparım. Bütün çabamı veririm. Bütün emeğimi veririm. Ve ona garanti veriyorum birkaç ay içinde sahip olurum. Belki daha kısa. Aynı şekilde bunu sen de yapabilirsin. Senin bir milyonerden hiçbir farkın yok. Aynı DNA, aynı genetik, aynı beyin, aynı zeka. Her şey aynı. Ne var? Ne fark var aranızda? Hiçbir fark yok. O sadece zekasını daha doğru bir şekilde kullanıyor. O sadece ne istediğini biliyor. Planlı. Planlı hareket ediyor. Ne istediğinizi bilin. Şimdi 3 çeşit dua var. Birincisi istersin hemen olur. İkincisi istersin bekletir sonra olur. Üçüncüsü istersin istediğin şey olmaz ama başka bir şekilde daha iyisi olur. Bak hepsinde bir bekleme var değil mi? Neden? Çünkü senin isteğinden emin olup olmadığına
bakıyor evren. Sen bir şeyden eminsen onu istemeye devam edersin ve onun içine her şeyi verirsin ve ona sahip olursun. O yüzden istediğiniz şeyden emin olun. Ama hevesse istersin, hevesin geçer. Ha ben bu iyi ki bana olmamış dersin. Bu gerçekten istediğim bir şey değilmiş dersin. O yüzden evren sizi duyuyor arkadaşlar. O yüzden ağzımızdan çıkan her şey dua. Söylediğiniz şeylere dikkat edin. Söylediğiniz şeylerden kötü bir şey çıkıyorsa ağzınızdan, eğer negatif bir şey çıkıyorsa, eğer çok şikayetçi olursanız bir şeyden, o şeyi kaybedersiniz. Mesela kız arkadaşım Instagram'ı ile ilgili şikayetlerde bulundu. Mesela işte like'larım düşüyor, yorumlar az geliyor dedi, şikayeti etti. Instagram'ı kapandı. Sonra zar zor açtık, geri geldi. Neden kapandı? Çünkü bir şeyle ilgili şikayet etti. Bir ortamda arkadaşlarınızın içinde şikayet eden, negatif konuşan bir insan varsa sizi uyarıyorum. Negatif enerji gerçek. Bütün evren o kişiye savaş açar ve o negatif söyledikleri, şikayet ettikleri her şey olur. Ve siz de buna şahitseniz beyninize onu kodlarsınız ve sizin de başınıza gelebilir. O yüzden negatif insanlardan kaçın. Negatif insanlar aranızda olmasın. Negatif bir insanla, şikayetçi bir insanla olmaktansa yalnız kalın. Çünkü hiçbir zaman yalnız değilsiniz. Dün bir kafeye gittim, Midpoint'e gittim. Garson dedi ki, hoş geldiniz dedi, kaç kişisiniz dedi. Dedim ben ve Allah, başka kimse yok dedim. Gerek var mı dedim. Öyle ya, hiçbir zaman yalnız değilsin. Kendi kendinize konuşun. Bırakın deli desinler. Kendi kendinize konuşun. Onunla konuşun. Zaten o da sensin. Hepimiz biriz arkadaşlar. İkinci bir kişi yok. Evrende tekiz. Bakın size şöyle bir şey söyleyeceğim. Birliği bütünlüğü anlarsak bizi ayıran tek şey ego. Bütünlükten bizi ayıran şey ego. Biz ego yapıp ya da üst benliğe girip ben dediğimiz zaman direkt başkasından ayrılıyoruz. Benim olmalı. Ben yapmalıyım. Benim diye bahsettiğimiz zaman direkt insanlardan birbirimizi ayırıyoruz. Ama biz insanlarla biriz. Hayvanlarla da biriz. Bitkilerle de biriz. Evrendeki her şeyle biriz. Bakın meyvelerin DNA'sına bakın. Bir çileğin DNA'sı insana %60 benziyor. Bir muzun DNA'sı insana %70 benziyor. En çok benzeyen DNA maymunun %98. Bakın neredeyse insanla bir. Ve çünkü biriz. Hayvanlara kötü de davranmayın. Onlar da sizsiniz. Başka bir insandan ayırıp ona kötü davranmayın. Çünkü herkes sizin aynanız. Herkes sizin yansımanız. Hayatınızdaki herkes sizin bir parçanız. Evren demiştim, muhteşem bir denge içerisinde. Bir insana şöyle vuruyorsan aynı şekilde ona hissettirdiğin o acı ya da hissiyat sana bu şekilde geri dönecek. Hangi zaman diliminde bilmiyorum ama aynı şekilde sana geri dönecek. Birini aldatırsın, aldatılırsın. Birini üzersin, üzülürsün. Birini strese sokarsın, sen de strese girersin. Ne yaşatırsan onu yaşatmadan ölemez. Ha, birini aldattın. Aynı şekilde biri seni aldatacak mı? Belki evet, belki hayır. Ama ona hissettirdiğin o acı, ona hissettirdiğin hislerin aynısını yaşayacaksın. Çünkü o kişi sensin. O kişi de sensin. Sevgilin de sensin. Annen de sensin. Tarladaki ekim yapan kadın da sensin. Sokaktaki kimsesiz çocuk da sensin. Bakkalcı Remzi amca da sensin. Herkes sensin. Başka kimse yok. O yüzden herkes ona göre davran. Hayvanlara da ona göre davran. Onlar da sensin. Çok basit bir örnek vereceğim arkadaşlar. Şimdi biz doğuyoruz, yaşıyoruz, ölüyoruz. Öldükten sonra nereye gidiyoruz? Toprağın altına, değil mi? Bakın bu data yeni geldi. Dinleyin. Şimdi yediğimiz her şey nereden geliyor? Toprak altından. Sebzeler, meyveler, ağaçtan, toprak altından, denizden vesaire. Et yiyoruz, tavuk yiyoruz, değil mi? Onlar nereden besleniyor? Topraktan. Şimdi biz aslında kendi kendimizi yiyoruz. Kendi kendimizden beslenip bir sonraki nesile kendimizi beslenmeleri için bırakıyoruz. Bak beslendiğimiz ürünler bile, dedim ya, çileğin bile DNA'sı %60 benziyor bize. Beslendiğimiz ürünler bile biziz. Herkes biziz. Muhteşem bir denge moruk. Böyle bir denge yok. Böyle bir taşak yani. O yüzden yaptıklarına dikkat et. Söylediklerine dikkat et. Söylediğin her şey asılı kalıyor. O sana gerçek olarak geri dönüyor. Etrafındaki insanlara dikkat et. O insanlar da sensin. Ama ya o insanları değiştireceksin ya da değiştiremezsen kendi hallerine bırakacaksın değişmeleri için. Yapabileceğin başka hiçbir şey yok. O yüzden diyorum, her şey harika bir denge içerisinde. Her şey harika bir şekilde planlı, düzenli ve kurulu. Planlı derken tabii ki yaratıcı bizim ne yapacağımızı biliyor. Ama her şey senin elinde. Sen istersen kaderini kendi çabana göre değiştirebilirsin. Sen istersen geleceğini değiştirebilirsin. Sen istersen %100 inanıp her şeye sahip olabilirsin. Sen istersen %100 inanıp yaratabilirsin. Sen istersen, mesela internetteki videolara bakın arkadaşlar. Yerden eliyle dokunmadan kadını kaldırıyor. Başka bir adam elini buraya koyuyor, dokunmadan kadını orgazm ediyor. Şimdi bakın, leveller gittikçe yükseliyor. İnsanın yapabileceklerinin sınırı yok. Potansiyeli sınırsız insanın. O yüzden şimdi beni duyduğunuzda ne saçmalıyor ya bu diyebilirsiniz ama ileride bu duyduklarım karşınıza çıkabilir. O yüzden insan potansiyeli sınırsızdır. Potansiyelinizi açın. Videolarımda söylüyorum ya, şu an gördüğünüz her şey potansiyelimin %1'i bile değil. Ama bir gün full potansiyelimi açacağım. Muhteşem bir yaratılışa sahipsiniz. Muhteşem bir potansiyele sahipsiniz. İhtiyacınız olan her şey zaten içinizde. Ve bunu kullanın, çok iyi bir hale getirin. Çünkü siz olmak istediğiniz her şeysiniz. Çünkü siz olsunuz. Öyle bir taşlar. Küçüklüğümden beri böyle ocakta DJ'lik yapıp, bilmem nerede DJ'lik yapıp, sanki çalıyormuşum gibi hareketler yapıyorum. Şu an DJ'im.